Granit TV ekranlarından günaydınlar, mutlu günler sevgili izleyenler. Bir içsel bakış programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Evet, günün getirdiği gelişmeleri, önemli haberleri, olayları konuşacağımız programımızda bugün de hangi haberler, gelişmeler gündemi oluşturdu? Bunları masaya yatırmaya çalışacağız. Konuğumuzla birlikte yaşanılan olayları, haberleri, gelişmeleri konuşmaya çalışacağız. Evet, günün konuğunu takdim edelim sizlere hemen. Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Salahi Şahiner bizlerle olacak bugün Gıynık TV stüdyolarında. Salahi Bey merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili milletler, çok teşekkürler. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. İyi, yoğun. Salahi Bey, evet, Allah kolaylık versin. Genel anlamda aslında iyiyiz derken böyle biraz tedirginiz. Çünkü bu elektrik kesintileri bizim biraz gerginliğimize neden olmaya başladı artık. Gün içerisinde uzun saatlerde ve sık sık yapılan kesintiler ki özellikle son 2-3 gündür daha da sıklaşmaya başladı. Ki yayından önce de bir kesinti yaşadık aynı zamanda. Yani hem elektronik eşyalarımızı tehlikeye atıyor, hem bizim hayat kalitemizi düşürüyor, hem de bu soğuk havalarda hastalık tehlikesini tetikliyor bizler için. Niçin bu kesintiler yaşanıyor? Yakıt var deniyor, sıkıntı yok deniyor. Neden kesintiler var o zaman? Biraz önceki kesintilerin nedeni yakıt eksikliğinden kaynaklıydı. Yakıt eksikliğinden dolayı elektrikler kesintiye uğramıştı ve ne yapıyorduk? Güney Kıbrıs'tan elektrik almak durumunda kalıyorduk. 45 sente, yani neredeyse 9 Türk lirasına yakın bir rakama güneyden elektrik alıp 30 megawatt saatte arada kaçıyı kapatabildik. Niye kapatabildik? Çünkü havalar daha ılımandı. Bir bahar havası hakimdi ülkemize ve elektrik tüketimi çok fazla değildi. Fakat şimdi ne oldu? Yakıt geldi. Hatta iki gemi dolusu geldi diyelim. 24 bin ton civarında bir yakıt geldi. Şu anda depolarda 20 bin tona yakın yakıt var. Bu bizim için büyük bir yakıt değil. 15 günlük bir yakıttır. Çünkü neden? Kışın en soğuk günlerindeyiz. En soğuk fazla günlerinde daha fazla kullanıyoruz. Klimalar durmuyor. İnsanlar dışarıya çıkmıyor. Hanelerinde elektrik tüketmek durumunda kalıyor. Dolayısıyla elektrik tüketimi artıyor. Dolayısıyla bu dönem içerisinde Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nda hasbelkader nedense bu tipik yakıt getirmeye başladıktan sonra artmak durumunda olan, sürekli olarak artma eğiliminde olan arızalar, termik santrallerin sürekli olarak devre dışı kalması, dizel jeneratörlerin yine devre dışı kalması, bunlar tesadüf olduğuna ben açıkçası teknik birisi olarak inanmıyorum. Bu kadar zamandır gelen yakıtın kalitesini biliyorduk, denetleyebiliyorduk. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu bunu yayınlıyordu. Bugün gizli kapaklı yapılan belli başlı işler var belli ki. Tipik akaryakıt getirdikten sonra makinalarımız sürekli olarak arızalanmaya başlıyor. Yani kalitesiz yakıt olduğunu mu düşünüyorsunuz? Böyle iddialar var. Gizli kapaklı yapılıyor çünkü bu işler. Eğer gerçekten yakıtın kalitesinden eminsek, bunu şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşmak gerekiyor. Ama bunu şuradan da anlayamıyor muyuz Salay Bey? Genel anlamda siyah duman noktasında herkes şikayetçi bölge insanı özellikle ve fotoğraflanıyor, videolar çekiliyor. Yakıtın kalitesiyle ilgili olduğu iddia ediliyor bununla ilgili. Şu an bu tarz şikayetler çok görüp duymuyoruz aslında. Evet. Yani bu kaliteli olduğuna bir kanıt olabilir mi yakıtın? Çünkü termik santraller çalışmıyor. Termik santraller değil. Kullanmayınca duman çıkmıyor. Kullanmayınca duman çıkmıyor. Arızanın nedeni kalitesiz yakıt kullanma olabilir. Kesinlikle, kesinlikle. Yani. Tesadüf olmaz. Yani bu kadar zamandır bu makineler bu kadar arıza vermiyordu. Hatta bakımların, onarımlarının yapıldığı iddia ediyordu ilgili şirket tarafından, özellikle dizel jeneratörlere. Fakat termik santrallerdeki bu kadar arıza gerçekten normal değildir. Özellikle ve özellikle tipik bu ülkeye yakıt getirmeye başladıktan Salahi sonra. Salahi Bey, biz Aksa'yla aynı yakıtı mı kullanıyoruz elektrik üretmek için? Daha kalitesi. Kullanmamız yani, gerekiyor. Kullanmamız gerekiyor ama kullanmıyoruz değil mi? Çünkü geçtiğimiz gün basına yansıyan bir haberde de Aksa'nın da jeneratörlerinde, buhar türbinlerinde sıkıntı olduğu yazılmıştı. Onun nedeni de yakıtlar mı? Yani onlar, özel bir şirket değil. Şunun hakkını vermek gerekiyor. Onlarda buhar türbini yok. Onlarda dizel jeneratör var. 8 adet bildiğim kadarıyla yani dizel jeneratör var. 140 megawatt. Gönderdiklerinden. Yok. Onlardan değil. Onlar normal araçlarda kullanılan dizelle çalışıyor. Bunlar yine %1'lik full oil kullanmak zorunda. Fakat bizim parametrelerimiz onlara göre daha iyi. Yani biz içerisindeki, şu şekilde konuşayım, alüminyumuna, asfalteline, vanadyumuna, sodyumuna kadar dikkat ediyoruz gelen yakıtta. Onlar sadece kükürüne bakıp gelebiliyor. Fakat riskini de kendi alıyor. Ama Aksa'yla ben farklıyım. Aksa
normalde bir ana 700 milyon kilowatt saat elektrik vermekle yükümlüyken Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ondan daha fazla üretim yapmak durumundadır. Yani aksa benim kadar makinelerini çalıştırmak zorunda değil. Evet. Benim eksiğimi kapatmak için zaman zaman çok yükleniyorum aksaya. Çok yüklendiğim zaman da aksa ne yapıyor? Büyük ihtimalle gerekli servislerini, bakım onarımlarını zamanında yapamıyor. Bu ne demek oluyor aslında? Şimdi ben uzun süredir yakıt krizlerinden dolayı aksan çok fazla elektrik almak durumunda olduğum için normalde bunlar bahar aylarında ne olurdu? Bahar aylarında bakım onarıma girerdi. Çünkü nasıl diyeyim, pik saatlerde değildik. Çok az elektrik tüketim vardı ve makineler açığa alınabilirdi. Yani o makinaları evet. durdurup da gidip servislerini, bakımlarını, onarımlarını yapabiliyordunuz. Büyük ihtimalle biz o kadar çok bir o bahar dönemlerinde bu akaryakıt krizlerinden bir yerlere bir ihaleler peşkeş çekilecek diye aksa o kadar çok yüklendik ki büyük ihtimalle bu servislerin bakım onarımları da yapılamadı ve bu makinaların devre dışı kaldığı söyleniyor. Biz bilmiyoruz ha. Evet, bu aksan yapmış olduğu bir açıklamadır. Evet. Bu bir iddiadır. Ha, bunun başka bir nedeni vardır. Yani bu işin teknik boyutu. Bir de siyasi boyutu vardır. Çünkü siyasi olarak başbakan aksanın müdürüyle meyhanede oturup bir pazarlık yapıyorlar. Nereden biliyoruz bir pazarlık yapıldığını? Bu çok yani çok evet. olağan bir görüşme de olamaz mı? Belki arkadaşlık ilişkileri yani bunu böyle yorumlamak çok doğru gelmiyor bana. Evet, doğru gelmiyor olabilir, haklısınız. Ama şu şekilde. Şimdi Aksan'ın burada siyasilere rüşvet verdiğiyle ilgili bir iddia var. Bu iddiayı ben söylemiyorum. Ben yaymadım bunu veya ben gözümle kulağımla duymadım. Gözüyle kulağıyla duyan, birinci dereceden bu işe tanık olan birileriyle görüşen kimdi? Ulusal Birlik Partisi'nin eski Kıptek Yönetim Kurulu üyesi Abdullah İşge, şu anda sanırım parti meclis üyesi. Bu söylüyor. Aksa'nın bir yetkilisi, eski müdür Gürcan Erdoğan, eski yönetim kurulu başkanı ve yanında da iki tane yönetim kurulu üyesine diyor ki, ben sizin için vereceğimi vermedim mi? Ben sizin için yapacağımı yapmadım mı? Siz kimsiniz de benim sözleşmemi uzatmıyorsunuz diye fırça çektiğini söylüyor bir basın yayın organımızda. Şimdi bu rüşvet iddiaları içerisinde Aksa'yla oturup da gece vakti bir medya kuruluşumuzun kuruluş yıl dönümünün olduğu gecede sağlık sorunları nedeniyle 15 dakikada oradan ayrılıp da gidip de bir meyhane masasında ulu orta bir yerde herkesin gözünün içine baka baka görüşülmesi doğru değildir. Çünkü bu su bulanmıştır. Normal bir dönemde olur. Yani Aksa'nın sözleşmesinin uzatılması gündemde değil. Aksa'nın bu ülkeye 300-400 milyon dolar yatırım yapıp da Türkiye'ye bir santral kurup da bize çok fahiş fiyata elektrik satacağı bir durum gündemde olmaz. Yani o zaman tabii ki iş insanlarla, hepimiz iş insanlarla görüşüyoruz. Tabii ama böyle bir görüşmeyi neden sizin de az önce dediğiniz gibi herkesin gözü önünde, herkesin görebileceği aleni bir yerde yapsınlar ki? Yani böyle iddialar var. Evet, ortam çok müsait. Üzerine evet. iddia eklemeye de, farklı düşünmeye de. Sayın Başbakan da bunun farkındadır, evet. Cemil Bey de bunun farkındadır. Evet. Ve bunlara rağmen böyle bir ortamda görüşülüyor olması bütün iddia oklarını üzerine çekmek anlamına Şimdi gelir. Şimdi ben başbakan olsam veya bir bakan olsam ve böyle bir iş insanıyla görüşsem, oraya gelen bir tane basın yayın mensubumuz, bir basın emekçimiz varsa ve bir fotoğraf almaya çalışırsa, eğer gerçekten böyle kirli pazarlıklar peşinde değilsem iddialara göre, ne yapardım? Buyurun masamıza oturun, birlikte konuşalım. Bizim de üzerinde durduğumuz konular bunlardı. Size de bilgi verelim diyebilirdim mesela. Nedir bu? Ama bu da çok kişisel olmaz mı? Ya sonuçta bir başbakan orada. İllaki özel bir konu konuşuluyor olabilir. Bu neden hep peşkeş? İşte Aksa'nın sözleşmesi uzatılacak, fahiş fiyat. Yani bu iddialar neden konuşuluyor? Ya şu an bir interconnecte sistem de söz konusu. Bu konuşuluyor. Bununla evet. ilgili bir görüş diyaletisinde bulunmuş olamazlar mı? Şimdi burada tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti ortaya bir inisiyatif koyarsa ve derse ki ben size kabloyu çekeceğim, hiçbir kuruş para da istemeyeceğim, istediğiniz zaman da elektrik alırsınız derse bu bizim gerçekten avantajımızdadır. Ve buna da karşı değilim. Ha, ama Türkiye Cumhuriyeti 780 milyon dolarlık bir proje imza atacak, 4 yıl sonra buraya elektrik gelecek ve bununla bize hibe olarak yapacağına ben inanmıyorum. Yani siyasette... siyasetten almış olduğum ders bunun hibe olmayacağı yönündedir. Çok yüklü meblağlar olduğu için mi hibe olacak? 780 milyon dolar. Hani akıl kârı değil. 780 milyon dolara buraya eğer Türkiye'ye gerçekten enerji arz güvenini sağlamak için bir yardım yapmak istiyorsa 100 milyon dolarlık bir yatırım bizi fazlasıyla ihya eder. Ve enerji maliyetlerimizi düşürür. Peki Salay Bey, bunun konekte mi, interkonekte mi olacağı noktasında da biliyorsunuz evet. görüşler. Tam bu noktada aksa devreye giriyor. Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bir kazanımı olur mu interconnect olduğunda? Ya da bizim
ne çıkarımız olacak? Konekte olsa ne olur? Enterkonekte olsa ne olur? Şimdi alım garantili bir sözleşmeye bina alım hiçbir şekilde Kıbrıs Türk halkının faturaları aşağı çekilmeyecek. Üzerine zam gelecek. Türkiye'den alım garantili bir sözleşmeyle anlaşma alırsak. Bakın şu şekilde iyi niyetli düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti dağıtım şirketleri vardır. Orada bizden biraz daha farklıdır. Yani devletin çok kısmi olarak üretim santralleri olabilir. Ama bildiğim kadarıyla elinde kalmadı. O konuda yorum yapmayayım. Özel elektrik üretiyor. Siz bir yatırımcısınız. Kombine çevirin bir doğalgaz santraliyle elektrik üretiyorsunuz. Bunu devlete satıyorsunuz. Devletin neresine satıyorsunuz? Bir orada güzel, çok güzel bir sistem kurmuş Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Geliyor, biri elektriği üretiyor. O bölgedeki, 18 bölge yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'de, ilgili bölgedeki dağıtım şirketine kullanmış olduğu enerjiyi, EPDK'nın vermiş olduğu değerlere göre satıyor. Sattığı zaman bir kar elde ediyor. Bunların ödeme yükümlülükleri, dağıtım şirketinin üreten şirketlere, santrallere hepsi belli. Üretiyor ve dağıtım şirketlerine satıyor. Biz o elektrik enerji üreten şirketlerden, yani dağıtım şirketlerinin satın almış olduğu fiyattan satın alsak bile biz burada enerji maliyetlerimizin üzerine zam yapmamız gerekiyor. Neden? Türkiye Cumhuriyeti'nde bugün ne kadar elektrik fiyatı? 4.29'du. Birkaç gün önce indirim yapıldı ve sanırım 3.80 civarına çekildi pik saatler. Alt saatlere bir indirim yapılmadı, öyle okudum. 2.89 bandında, yani ortalaması bunun 3.30 Türk lirasında. Şimdi 3.30'a ben Türkiye'den alırsam, 3'e bile Türkiye'den alırsam, kablonun bakımıdır, onarımıdır, kaçağıdır. Döneceğim ondan sonra buradaki santrallerimi hazırda tutmak zorunda kalacağım. Çünkü o kabloya bir şey olursa, tabii, ben burada hastanelere bir ay elektrik yoktur, hasta kabul etmeyin diyemem. Okullara, öğrencilere gidin bir ay sonra gelin diyemem. Turiste kusura bakmayın elektrikler kesik, uçakları geri gönderelim. Der gibiyiz ama neyse. Der gibiyiz maalesef. Diyemem. Dolayısıyla ben burada mutlaka kurulu gücümü hiç elektrik kesintisi olmayacak şekilde kendimi hazırlamam gerekiyor. Yani Kıptek her türlü burada üretime devam ediyor olması gerek değil hazır mi? Olması hazır gerekiyor. Olması gerekiyor. Hazır olması. Üretmese bile herhangi bir durumda... Ben daha farklı düşünüyorum. Yani bu maliyetlerden dolayı. Evet. Ha, Türkiye Cumhuriyeti Devleti mesela şimdi doğalgaz zengini bir ülke olmuş olsaydı, Rusya gibi, Ukrayna gibi, 3 dolar, 4 dolar, 5 dolar sente üretmiş olsaydı, bize de 10 dolar sente satmış olsaydı avantajlıydık. Ama şimdi değiliz. Çünkü Türkiye maalesef bu dönem içerisinde enerji maliyetlerini küresel krizler sonucuna acayip yükseltmiştir. Yani daha pahalı elektrik alacağız demek oluyor bu. Daha pahalı ya. Yani buradaki satış fiyatından %10 daha ucuz almış olmam demek benim vatandaşıma bunu bu faturalandıracağım. Faturanın çok yüksek olması anlamına geliyor. Çünkü dediğim gibi bakım onarım var, kablonun kaçağı var. Buradaki dağıtımdaki kaçağım var %10. Hiçbir, yani bu gelişmiş dünya ülkelerinde bile işte %5'in altına düşmemiştir. Efendime söyleyeyim, finansal giderlerim vardır. Şalt sahası kuracağım. Hortumlardan dolayı işte nedir, yüksek gerilim hatlarına zarar gelecek, onları onaracağım. Bunların finansal bir gideri olacak. Sayaç alacağım, para ödeyeceğim. Yeraltı kapıları patlayacak, onları alacağım, para ödeyeceğim. Bunların da bir girdisi olacak fiyatların üzerine. Kıptek çalışanlarının maaşları olacak. Çok cüzi bir miktar olsa da bugünkü faturalara nazaran onların maaşları olacak ki örneğin Güney Kıbrıs Rum kesiminde çalışan kurum çalışanına göre çok az bir kurum çalışanımız vardır bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Kıptek'te. Ondan sonra buradaki santrallerin bakım onarımını ve onlarla ilgili yatırımları da yapacağım. Ben burada Türkiye'den elektriği değil 3.30'a 2 TL'ye bile almış olsam ben burada elektriğe bugün itibariyle zam yapmam gerekecek. Ha, gelmesin mi? Karşı mıyım? Enterkonekteye karşıyım. Ama 800 megawattlık çift yönlü bir projede olmasına gerek yok. Yani bunu Kıptek'in de katkı koyacağı, Türkiye Cumhuriyeti'nin de katkı koyacağı, uluslararası kuruluşlarına belki de katkı koyacağı 100 milyon dolarlık bir projeyle çok ufak, yani 200 megawattlık sadece ve sadece işte sıkıştığım zamanda elektrik alabileceğim, çok fazla elektrik ürettiğim zaman yaz aylarında bunu karşı tarafa verebileceğim, belki de satabileceğim mahsuplaşma esasına dayalı olarak iki tarafında kazanabileceği bir sistem gerçekten işimize yarar. Fakat böyle büyük devasal 800 megawattlık elektriği ben ne zaman kullanacağım, bir hesapladık şeyde. Yani 2030'lu yıllarda ben 800 megawatt pike ulaşacağım bu hıza gidersem. Demek ki burada planlanan uzun vadeli, evet, %100 elektriği Türkiye Cumhuriyeti'nden satın alacağımız bir yapıdır. Alım garantili sözleşmeye ben karşıyım. Çünkü bu
Karşıyım derken neden karşıyım? Kıbrıs Türk halkının ödeyeceği faturayı. Ben de bu ülkede fatura ödeyen birisiyim. Kendim de düşünüyorum. Burada Kıbrıs Türk halkımı da düşünüyorum. Benim için önemli olan güvenliğim. Elektriğim bu ülkeye, evlere, hanelere, sanayi testlerine sunulabilmesi. Bunun yolu sadece kablo değildir. Peki interkonekte sistemin gelmesi demek hiç elektrik kesintisi yaşamayacağız anlamına geliyor mu? Yok yok. Yani çünkü hep ona yoruluyor bunlar. İşte sosyal medyayı gördüğümüz zaman tabii insanlar haklı olarak isyan evet. noktasına geldi artık. Hastası olan var, evet. yani yaşlısı olan var, bebeği olan var. Elektrik hepimizin hayati ihtiyacı. Evet. Artık sosyal medya isyanlarına baktığımda özelleştirin de kurtulalım diyenleri görüyoruz. İşte burada gerçekten Kıbrıs Türk halkı olarak çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü bu ülkede batırılan kurumların Kıbrıs Türk halkına vermiş olduğu zarar ortadadır. Hepimiz için de çok acı faturalara yol açmıştır. En basiti bir Kıbrıs Türk Hava Yolları'na bakın. Bir saatlik uçuşa ödediğimiz rakamlar 6.000-7.000 lira uçak parası. Oysa Türkiye'de iç hatlarda aynı mesafeye yapılan uçuş için ödenen bedeller bunun 4.000 lira 5.000 lira altında. Bakın 2 milyon giden gelen olsa 2 milyonda 4.000 lira fazla ödemiş olsak 8 milyar Türk lirası 4 tane havayolu şirketine Kıbrıs Türk halkı, sadece Kıbrıs Türk halkı değil, ziyaretçisidir, öğrencisidir, tabii. para aktarıyor. Bakın 8 milyar Türk lirası fazladan para 3 tane havayolu şirketine gidebiliyor. Oysa denge unsuru olan neydi? Kıbrıs Türk Havayolları'nın oradaki kurumsal yapısıydı. Bunu batırdığımız zaman, el birliğiyle bunu batırdığımız zaman ne oldu? Bugün her yıl 8 milyar Kıbrıs Türk halkı olarak en aşağı birkaç milyar Türk lirası fazladan para ödüyoruz. Kası batırdık. Handling firmaları havalimanında sadece tek firma kaldı. Ondan dolayı her bir bilete belki de hatırı sayılır bir artış yapılmak zorundadır. Çünkü orada da rekabet yoktur kas batırıldıktan sonra. Sanayi holding batırıldı. Sanayi üretiminden uzaklaştırıldık. Dolayısıyla batırılan her ama her bir kurumun bu ülke vatandaşına olan faturası ortadadır. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu kesinlikle bunlardan olmaması gerekiyor. Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu değildir bu elektrik kesintilerinin esas sebebi, kaynağı. Bunun nedeni organize bir çete halinde Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nu vasıfsız hale, elektrik üretemez hale gelmesi için uğraşan, bir fiil uğraşan siyasilerdir, kabine üyeleridir. Süre gelen hükümetler... Ha şimdi şeye değilim, yani Aksa'nın 4 tane jeneratörü çalışmıyor. Bu siyasi olabilir. Yani genişli bu, de çalıştırılmıyor olabilir mi? Evet, biz bilmiyoruz çünkü oraya gidip de biz denetim yapamıyoruz. Gerçekten. Borcumuzu ödedik mi Aksa'ya? Çoğu borcu ödenmiştir. Çünkü yani, geçtiğimiz dönem biliyorsunuz bir de borç ödemesi yapılmadığı için de Aksa jeneratörlerini böyle idareli kullandı da biz elektrik konusunda yine sıkıntılar yaşadık. Türkiye Cumhuriyeti ödedi. Yani evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin geçtiğimiz yıl içerisinde gelmesi gereken kaynağın büyük bir kısmı Aksa denilen özel şirkete gitti. Bu ayrı bir anekdottur. Yani bunu ayrı bir değerlendirmemiz evet, gerekiyor. Evet, hibe olarak gelen ve Aksa'ya aktarılan kaynağı hatırlıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti yılın başında bir mali protokol imzalmışsa bir taahhütte bulunur. Der ki ben sana kamu maliyene bu kadar, hastane için bu kadar, askeri harcamalarına bu kadar kaynak aktaracağım. Bu benim yükümlülüklerimdir. Karşılığında sen de bunu yapacaksın diyor şimdiki hükümete. Lakin hasbelkader ne halse o ayrıldığı paranın 2 milyar TL'sine yakın bir kısmı Aksa'ya gönderiyor. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti bu protokolü imzalarken o zaman düşünmüştü ki biz Aksa'ya olan borcumuzu ödeyemeyeceğiz. Dolayısıyla oraya bir para koyayım da bunu Aksa'ya öderim diye düşünmemişler herhalde. Gün içerisinde gelişen gelişmelerde. Yani Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin bunu Türkiye Cumhuriyeti düşmanlığı değildir. Türkiye Cumhuriyeti bizim canımız ciğerimiz. Oradaki Anadolu halkı bizim canımız ciğerimiz. Evet. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anki hükümetinin buradaki ekonomi politikalarına, ilgili protokollere bakış açısını bir değerlendirmek gerekiyor. Gelen kaynağın, Türkiye Cumhuriyeti'nden 2022 yılı içerisinde gelen paranın büyük bir kısmı Aksa denilen şirkete gidiyor. Ve bugün bir bakan çıkıyor, diyor ki interconnect olmasa da olur. Türkiye Cumhuriyeti şimdi söz aldık diyor Türkiye Cumhuriyeti'nden. Evet. Bize kabloyla elektrik getirecek ama biz yine bir Aksa ile görüşelim. Belki o bize çeker, o bize elektrik satar. Dur bakalım, belki Türkiye gerçekten 780 milyon dolarlık projeyi evet, teyit edemedik. Belki de hibe olarak yapacak ve alım garantisi de istemeyecek. Evet. Niye Aksa'yı buraya sokuşturmaya çalışıyorsun illa? Kim ne yiyecek diye sorguluyorlar tabii insanlarımız da bunu. Peki aynı bakanın diğer söylemlerine geçmek istiyorum. Uçak bilet konusuna değindiniz. Bu çok gündeme getiriliyor aslında ama bununla ilgili yapılabilecekler herhalde çok sınırlı ki sadece bir hava yolu şirketiyle görüşüyoruz denilerek açıklamalar böyle evet.
örtbas edilmeye çalışılıyor. Yani Sayın Arıklı da uzun süredir bununla ilgili çalışmalar yaptığını dile getiriyor biliyorsunuz. Her televizyon programında, her açıklamasında uçak bilet fiyatları konusuyla ilgili sorulan her soruda birçok havayolu şirketiyle görüşüldüğünü, bu görüşmelerin elbet sonuç vereceğini ve bu sayede de uçak bilet fiyatlarının şimdiki halinden en azından daha uygun fiyata geleceğini dile getiriyor. Evet. Ama ne zaman? Yani halk olarak artık buradan Adana biletleri, Antalya biletleri ki böyle baktığımız zaman Girne'den gördüğümüz ışıklarını gördüğümüz yere gideceğiz yani. Evet. 4.000'ler, 5.000'ler çok yüksek rakamlar ve Allah korusun zorunda olsak vereceğiz bu fiyatları. Evet. Bu ekonomik krize bu fiyatlar maaşlarımızdan çok daha yüksek. Yani bunun başka hiçbir yolu yok mu? Dediğiniz gibi rekabet ortamını mı hareketlendirmemiz gerekiyor bizim ki bu fiyatlarda en azından bir nebze olsun, düşüş olsun? Ya da inancınız var mı havayolu şirketlerinin ülkemize ekstra uçuş düzenleyeceğiyle ilgili, bu görüşmelerin sonuç vereceğiyle ilgili? Arıklı'nın atacağı hiçbir adımın ben açıkçası Kıbrıs Türk halkının yer alma olacağını düşünmüyorum. Bir devlet yönettiğinin, bir devletin bir bakanı olduğunu da farkında değil sanki Sayın Arıklı. Şimdi bir bakan olarak, bakın, o kadar çirkinleşmiştir artık bu ülkede, UOP'de, PYDP hükümetinde devlet yönetimi. Şimdi bir bakan gidecek, bir uçak firmasıyla görüşecek ve diyecek ki ben sana buradan yer hakkı vereceğim, bilmem ne vereceğim, bu kadar uçuş garantisi vereceğim, böyle kolaylıklar sağlayacağım, bu ülkeye gel. Böyle bir yöntem mi olabilir? Ben eğer bu işi yapacaksam, işin uzmanlarını çağırırım, ayrı bir masa kurulur. Ben bakan olarak oraya gitmem bile. İşin uzmanları tartışır. Şimdi Arıklı, ilahiyat profesörü birisi olarak, Allah'ını siz severseniz yani şimdi akaryakıtta anlar, akaryakıtın spot piyasasından anlar, kabloyla elektrikte anlar, konnektesinden, enterkonnektesinden, AC kablosundan, DC kablosundan her şeyine kadar bunların da profesörü. Aynı zamanda da uçuş profesörü. Yani bu alanlarda da bir bilirkişi olarak davranıyor. Şimdi sevgili Mine İçsel, yani bu devlet yönetimi böyle değil. Şimdi bir bu bana güven vermiyor. İyi niyetli de olsa, iyi niyetli olarak bir şey de yapacak olsa, yöntem olarak gerçekten halkın sinir uçlarıyla oynuyor. Yapmış olduğu açıklamalardan dolayı. Şimdi Arıklı gidecek ve 3 tane uçak firmasıyla görüşecek. Bırakın ben diyor karışmayın. Pazarlık aşamasındayım. Neyin pazarlığında? Yani istemiyorum bunları söyleyeyim ama neyin pazarlığında? Evet. Şimdi bunun yöntemi bellidir. Sen eğer bir ihaleye çıkacaksan bir arkadaşlar diyeceksin. Ercan'a uçuş olacak. Bu kadar yolcu garantisi var görünen. İşte Henlik firması kuracağım. Sağ istediğin zaman istediğin yerde hizmet de verecek. Sağlayabileceğim kolaylıkları sağlarım ki rekabet ortamı oluşsun. Bana kaç tane uçak getirebilirsin? Hangi saatlerde getirebilirsin? Nereden nereye uçabilirsin? Diye bunun bir ihalesi olur. Şeffaf bir ihale olur bununla ilgili. En kötüsü bu bile olmazsa ne olabilir? Yani charter uçuşlar buraya çağrılabilir. Bunlar düzenlenebilir. Veya uçak kiralanabilir. Yani Kıbrıs Türk Havayolları'nın eski o kurumsal güçlü yapısını bir kere daha kurmak uzun zaman olacak. Ha kurulmalı mı kurulmamalı, yani milli bayrak taşıyıcısı bir havalimanı, evet, hava yolu şirketi kurulabilir mi? Açıkçası ben yani konunda uzmanı değilim. Fakat okuduğum teknik dokümanlardan bunun bugün itibariyle çok kolay olmadığı. Yani Güney Kıbrıs'ta Cyprus Airways vardı bildiğim kadarıyla. O bile ayakta bu rekabet ortamı içerisinde duramadı. Yani bakıyoruz güneye. Larnaka'da denize gidiyorsanız hemen onun üzerinden uçup iniyor. Belki de 50'ye yakın havayolu şirketi gidiyor. Sen bir bayrak taşıyıcı havayolu şirketi olarak bunlarla rekabet edemezsin. Adamlar Larnaka'dan, yani şeye kadar düşünün, İngiltere'ye kadar ne kadar 4 saatlik, 5 saatlik bir mesafeye 39 isterline 800 Türk lirası uçuş yapıyor. Sen bayrak taşıyıcısı bir havayolu şirketiyle ne kadar yer hakkında olsa kamudan kaynak da aktarsan bunu başarabilmen mümkün değildir. Dolayısıyla ya uçak kiralanır bu şirketlerden boşta oldukları zamanlarda. Rusya'da uçuşların düşük olduğu zamanlarda Rus uçaklarıyla 3 aylık bilmem ne. Yani bunlar teknik olarak düşünülür, planlanır. Farklı bir yöntem mutlaka bulunması gerekir. Ama eskiden vardı Salay Bey. Yani şu an sadece 2 havayolu firmasının şirketinin ülkemize uçuş Anadolu, yaptığını görüyoruz. Türk Havayolları, Pegasus var bir de. Yani eskiden daha fazla seçenek vardı. Biletler uygun fiyattaydı. Yani burada öğrencilik geçirdik. 2010 evet. yılından itibaren Türkiye'ye gidip geliyoruz bir şekilde. Gitmek zorundayız ya da gitmemiz gerekiyor. Yani uçak bilet fiyatlarında böyle çok yüksek meblağlar gördüğümüzü
Hatırlamıyorum ki, kaldı ki aktarmalı uçuşlar biliyorsunuz çok daha maliyetli oluyor. Aktarmalı uçuşlar dahi uygun fiyata bulunabiliyordu. Önceden alıyorduk ya da farklı yöntemler kullanıyorduk. Ucuza bulabilirdik. Şu an isterseniz bir sene öncesinden bakın bilet fiyatlarına yine aynı. Evet. Yani hiçbir şekilde ucuza alabilme imkanı yok. Evet. Bunu nasıl yaratacağız? Şimdi, yani tek bir firma olsa gidip gelen anlayacağım. Onun tek elinde diyeceğim ama 2-3 firma da az değil ki. Yine seçenek var yani. Sorun burada sadece Türkiye'li şirketlerin ortağı olduğu havayolu şirketlerinden kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü bunların arasında kirli ilişkiler var. Yani örneğin bir firma diyor ki biz üçümüz kalalım Kıbrıs hattında. Biz buradan iyi kazanalım ama biz de örneğin Trabzon'a yapılacak olan uçuşlarda sadece işte %10'luk bir paya sahip olan göstermelik bir uçuş yapalım. Bunlar şirketlerin arasında rekabeti engelleyici fakat kimsenin görüp duyup bilmediği kirli anlaşmalardır. Belli ki bu kirli anlaşmaların en büyük faturası Kıbrıs Türk halkına seçiliyor. Yoksa bakıyoruz Türkiye Cumhuriyeti'nde aynı uçuş, aynı gider, aynı yakıtı yakacak, aynı pilotlaşacak, aynı hostes, aynı maaşı verecek. Sadece buraya çok cüzi bir miktardır belki de Henlik firmasındaki aradaki fark, ödeyeceği ekstra fark. Fakat maalesef bu kirli ilişkiler, bu kirli pazarlıklar buraya Türkiye Cumhuriyeti'ndeki diğer hava yollarının gelmesine imkan vermiyor. Veya ortaklarıysa başka bir yerde başka bir hava yolu anlaşmışsa gelmiyor. Uluslararası kuruluşlarla da çok kolay değil bağlantıya geçip de onları KKTC'ye, yani Ercan'a, tanınmamış bir ülkeye indirmek, kaldırmak, direkt götürmek, touchdown yapacak. Bunlar planlaması kolay değil. Dolayısıyla burada işimiz gerçekten zor ama yapılabilecek hiçbir şey yok mu? Hayır vardır dediğim gibi. Yani bu uçak kiralamasından tutulup da çünkü bakımı onarımı için devletin bir hangar kuracak. Bugün hali ve orada teknik personel bulundurabilecek yapısı var mı yok mu? Bunların da çalışılması gerekiyor o kadro içerisinde. Olabileceğini bugün itibariyle düşünmüyorum. Çünkü KTE'de iyi bir kadro vardı. Bu arkadaşlar emek verdi. Küstüler de açıkçası. Tabii. Ve emekli de oldular. Şimdi yetiştirebildik mi uçak mühendisi veya buralarda uçak teknisyeni? Bunlardan da emin değilim. Bildiğim kadarıyla fazla bir sayı yok ki milli bir bayrak taşıyıcı havayolu şirketimizin bakım onarımı üstlenecek bir ekip kuralım. Ha bu yurt dışından getirilir ama açıkçası kiralanması, emre amade tutulması daha mantıklı olabilir bir yaklaşım olabilir. Fakat dediğim gibi bu bir bakanın tek başına oturup da havayolu şirketleriyle pazarlık yapacağı bir yapı olmaz. Bunu da zaten hükümet kanadından bile kabul geleceğini düşünmüyorum ben. Çünkü Sayın Arıklı bırakın beni havayolu şirketleriyle görüşüyorum derken o Ulusal Birlik Partili kabine üyelerini ve Ulusal Birlik Partili milletvekillerinin suratlarını keşke kameralar çevirip de halkımıza paylaşmış olsaydı. Gerçekten UOP'nin bile sinirlerini bozan hareketlerdir Sayın Arıklı'nın bu konudaki yaptığı açılımlar. Dediğim gibi iyi niyetli olsa da bir devlet yönetiminin farkında olsun ve bu şekilde acemice hallere bürünmesin. Kendini de gülünç duruma düşürüyor. Bizi de ülke olarak gülünç duruma düşürüyor. Eğer izleniyorsak. Biletler konusunda işimiz yaş. Kısa sürede yani evet. Genel itibariyle. Peki Salay Bey, süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür çok ediyoruz sizlere. Efendim. Son olarak eklemek istedikleriniz varsa alalım, veda edelim programı. Dediğim gibi yani bu kurumlarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Çıkmadığımız zaman bir yıl içerisinde sadece örneğin uçak paralarına 8 milyar Türk lirası fazladan ödemek zorunda kalabiliyoruz. Sanayi Holding'in batırılması bugün itibariyle belki de en fazla ihtiyacımız olan nedir? Ara elemandır, zanaatkardır. Bunları kaybettik, bunları yetiştiremedik. Yetiştirebildiğimiz zaman da bu ülkede tutunduramadık ve sanayi üretimi için, hafif sanayiden bahsediyorum, sanayi üretimi için yurt dışına milyarlar ödüyoruz. O yüzden Kıptek bunlardan olmasın. Böyle bir algı yaratılmaya çalışılıyor. Sanki elektrikleri kesen işte kötü çocuk Kıptek'miş, Kıptek çalışanlarmış gibi, bu doğru değildir. Bu bilinçli bir şekilde, organize bir şekilde siyasetin, hükümetin yapmış olduğu icraatların bir sonucudur. Bizim karanlıkta olmamız, uzun bir süre daha da karanlıkta olacağız. Bunu da kesintiler son bulmayacak yok, yok, mı yok. Yani? Yok yok yok. Kesintiler daha son bulmayacak. Bu akşam da karanlıktayız. Özellikle en soğuk günlerini geçirdiğimiz, kışın en soğuk günlerini geçirdiğimiz bu günler içerisinde. Ama bilsinler ki düzelecek. Düzeltile de bilir. Yani Cumhuriyetçi Türk Partisi bugün iktidarda olsa 3 ay içerisinde yatırımlar da planlanır.
6 ay içerisinde gerekli yatırımlar da yapılır. Elektrik kesintilerine sebep olabilecek olan bütün unsurlar da ortadan kaldırılır. Lakin bu arkadaşların yapmaya çalıştığı, Kıptek elektrik üretemiyor. Elektrik üretemediğimiz için başka yöntemlere muhtacızsa bu ülkeyi esir etmek. Bu algıya yenik düşmememiz gerekiyor Kıbrıs Türk halkı olarak. Çok sabırlar diliyorum tüm halkımıza. Teşekkür ediyoruz sizlere de. Evet sevgili izleyenler, Günlük TV ekranlarındaydık. Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Salahi Şahin Erdi konuğumuz ve ülkede yaşanılan elektrik kesintilerini konuşmaya çalıştık. Ve aynı zamanda uçak bilet fiyatlarında yaşanılan bu pahalılığı masaya yatırdık. Evet, ilerleyen saatlerde yeniden canlı yayınlarımız olacak. Tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.